Biz şimdiye kadar Engelsin Üniversite olma hedefimiz yanında yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsediyorduk. Engelsiz Birim Koordinatörlüğü olarak. Burada da sizin desteklerinizden de bahsediyorduk ki siz tam geldiniz. Ben sözü size bırakayım mı hocam direkt, yoksa farkındalık duvarımızla ilgili mi konuşalım öncesinde? Ne dersiniz? Siz bitirin konuşmanızı, ondan sonra ben şey yaparım, sonra konuşmacımız devam eder. Tamam hocam. O zaman bu süreç içerisinde biz bir farkındalık duvarı oluşturduk. Engelliler Farkındalık Haftası nedeniyle. Bu duvarda gerçekten çok güzel mesajlar paylaşıldı. İzninizle öncelikle bu duvar, zihinlerdeki duvarı yıkmak adına mesajları sizlerle bir paylaşalım isteriz. Mehmet hocam, gösterebilir miyiz farkındalık duvarımızı? Bu arada Nalan hocam, ne yazık ki şey var, Google Meet'in hani şey yap, 100 katılımcıyla sınırlama durumu olduğu için şu an 100 katılımcıya ulaşmış oluyoruz, olduk. Bu arada onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz tekrar gelen izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Çok teşekkürler, evet. Evet, farkındalık duvarımızda çeşitli öğrencilerimizden, akademisyenlerimizden, Sayın Rektör Hocamızın da mesajı var. Çeşitli mesajlarımız var paylaşılmış farkındalık adına. Hocam siz okumak ister misiniz bir tanesini Rektör Hocam? Dilerseniz. Valla buradan çok küçük gözüktüğü için bunu okumam çok zor. Ben size okuyun lütfen. Evet, o zaman. Benim için de çok küçük hocam. Gözlük anlar durumundayım. Evet, şimdi okuyabilirim ben. Tamam hocam. Sevgi varsa engel yoktur. Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın artmasını vesile olması dileğiyle Engelliler Haftası'nı kutluyor. Tüm engelli vatandaşlarımıza sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum demişiz. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Üniversitemiz adına güzel bir paylaşım olmuş. Tabii, biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sayın Mörlene hocam, sizler de okumak ister misiniz bir iki tane? Memnuniyetle. Aslında Şule Özcan hocamızın videosunu izleyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki. Şule Özcan hocamız daha önce bizim etkinliğimize katılmıştı. Kendisi görme engelli bir hocamız. Anadolu'nun bir köyünde ilk meyve ağacı 1960'larda dikilmiş. O zamana kadar kimse düşünüp uğraşıp da bir ağaç dikilmiş. O yıllarda köyden bir kişi ağaç dikmeye karar vermiş. Delevet önermiş ama onlar atalarımızdan böyle bir şey görmedik. Bu adamdan mı öğreneceğiz demişler ve kabul etmemişler. O köylü ağaçları dikmiş. Hatta kardeşlerini de ikna edip bir meyve bahçesi oluşturmuş. Yıllar geçmiş, ağaçlar büyümüş. Köylüler bakmışlar ki bu işi iyi, meyvelerden de faydalanacaklar. Onlar da zamanla yavaş yavaş ağaçlarını dikmişler ve bu köyde meyvecilik yapılmaya başlamış. Bu köyün adı Sivri Alan, Sivas'ın Şerpeş ilçesine bağlı. Herkese örnek olan o güzel insanın adıysa Aşık Veysel. Başlangıçta onu ve düşüncelerini küçümseyen köylüler, daha sonra demişler ki aslında kör olan o değilmiş. Bizmişiz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Engelliler hakkında farkındalık oluşması ve onların doğru tanıtılması için düzenlenmiş bu hafta. Çok sevdiğim bu güzel olayı da bunun için paylaşmak istedim. Ne yazık ki engeli nedeniyle okula, işe, sosyal etkinliklere alınmak istemeyen o kadar çok engelli var ki. Bu yüzden evden bile çıkamayan, sıkıntı yaşayan engelliler anlaşılmayı, doğru tanınmayı bekliyorlar. Aslında onlara sadece fırsat verilse, neyi, nasıl yaptıkları görülmek istense, tüm olumsuzluklar yerini zamanla güzelliklere bırakacak. Tıpkı Aşık Veysel'in hikayesinde olduğu gibi. Hayatta
görmekten, duymaktan, hareket etmekten daha çok yolunu görebilmek, hayatın sunduğu her şeyi hissedebilmek ve onlara gönlümüzce dokunabilmek önemli. Nalan Hocam, mikrofonunuz açık değil. Evet, ben de izninizle birkaç mesaj paylaşmak istiyorum. Ulubey Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizden pek çok mesajlar gelmiş. Aynı şekilde öğretim üyelerimizden gelmiş. Farklı özel eğitim bölümündeki öğrencilerimizden de çok güzel farkındalık mesajları paylaşılmış. İzninizle birkaç tanesini de ben paylaşmak istiyorum. Hemen tabii ki benim görme konusunda şeyimi hallettikten sonra inşallah. Evet, engel olma, destek ol şeklinde yine Veli Bey'den bir mesajımız var. Farkındalık mesajı. Farkı fark edip farkında olalım, engel değil destek olalım diye Eğitim Fakültesinden Erdoğan Bey'den, öğretim görevlimiz Erdoğan Bey'den bir mesajımız var. Yine diyabet hayalleri engel değildir şeklinde zirvede çekilmiş bir fotoğraf paylaşmış Yenal Bey'inden bir mesajımız var. Hocam Yenal Bey aynı zamanda engelli sporcu ve bizim idari personelimizde. Sağ olsun hep etkinliklerde daha önce de katkı sağlıyordu. Güzel bir şey olmuş kendisinde, paylaşım olmuş. Çok teşekkür ederiz Yavet. Tanıyorum arkadaşı. Evet, çok güzel bir paylaşım olmuş. Yine Murat Bey'den, Murat Sağlam Bey'den engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da en büyük sorun özel gereksinimiyle, engeliyle engel olma sorunudur. Biz bir aileyiz, bir gün değil her gün yanımızdayız. Biz birlikte güzeliz demiş Murat Bey, engelsiz birim koordinatörlüğündeki arkadaşımız. Çölü Hocam siz de birkaç tane okumak ister misiniz? Hocam bence siz okurken gayet iyiydi açıkçası. Ben birkaç tane daha bizden istiyorum. Mesela Furkan'ı gördüm ben burada. Furkan Gönen Baba'yı gördüm, öğrencimiz. Okuyamıyorum. Evet, ben okuyayım derseniz o zaman hocam. Engellilere karşı hoşgörü, empati ve saygı kavramları sadece özel günlerde kullanılan kavram olarak kalmasın. Bu kavramları toplum olarak hep birlikte hayatımızın bir parçası yapılmış demiş Furkan Gönen Baba, özel eğitim bölümünden öğrencimiz. Hocam Betül Hocam'ı da okuyalım. Betül Hocam da kelimelerin gücüyle ilgili bir şey paylaşmış sanırım. Hemen üstünde, Furkan'ın üzerinde. Furkan evet. Bey'in üzerinde hocam ben de... Ben okuyayım hocam, gördüm ben. Okuyayım. Biraz ben eğilerekten de okuyacağım. Kelimelerin gücü, engelli değil özel gereksinimli. Lütfen kullandığımız kelimelerin ötekileştirmesine izin vermeyelim demiş Sayın Ümran Betül Cebesoy Hocam da. Yani bu çok güzel oldu açıkçası. Biz ilk defa böyle bir toplantı yaparken bu fikir çıkmıştı. Farkındalık duvarı fikri. Hatta bizim araştırma görevlimiz Şule Kılınç Hocamız bunu şey yapmıştı. Biz aslında hocam... Nalan Hoca da en başta söylemişti ya, canlı yapmayı, yüz yüze yapmayı o kadar çok istiyorduk ki böyle bir duvarı rektörlüğün önüne ya da yemekhanenin önünde biz oluşturalım. Canlı olarak hani herkes düşüncelerini yazsın ya da yapıştırsın istiyorduk ama kısmet online olduğu için bizde çözüm tükenmez, online farklı bir etkinlik olaraktan bir an olarak kalsın istedik. Evet hocam. Evet, bir iki tane daha okuyup hemen sözü rektör hocamıza bırakacağım. Adımlarımızın biçiminin ne önemi var? Mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir demiş bir öğrencimiz ya da arkadaşımız diyorum. İsim olmadığı için kimin olduğunu bilemiyorum ama yine farklılıklar fark etmez. Fark yaratan farklılıkların farkında olmaktır. Farklılıkları fark ediyoruz ve fark etmeye devam edeceğiz demiş Mehmet Atılgan hocamız. Evet, sözü daha fazla uzatmadan ben hocam size bırakmak istiyorum, Sayın Rektör Hocam. Peki, çok teşekkür ederim. Böyle anlamlı bir günde, anlamlı bir konuşmacımız, güzel bir konuda bugün konuşmuş olacak, bizimle beraber olacak.
Ben her şeyden önce böyle bir toplantıyı düzenlediğiniz için başta koordinatörlük olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii ki de biz geldiğimizden bu yana koordinatörlüğümüz yakinen de takip etti. Mümkün olduğu kadar özel gereksinim olan arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırma için elimizden gelen bütün gayretleri göstermeye çalıştık. Ben ilk geldiğim gün kurumsu gezmiştim ve görme engelli arkadaşlarımızın için yapılmış bir yol vardı. Yolun bittiği yere kadar gittiğinde, yolun bittikten sonraki son adım attığında tepe taklak gidecek şekilde bir çukurda bitiyordu. Dolayısıyla ve aynı zamanda da çok enteresandı. Otobüs durağı karşıda, fakat sağ tarafta otobüs durağı var, sol tarafta bu görme engelli arkadaşlarımızın yolu bitiyor. Ve arada da büyük bir yol var, trafiğin olduğu bir yol. Dolayısıyla birçok anlamsız şeyleri o zaman keşfetmiştik ve ondan bugüne kadar da arkadaşlarımızla ciddi bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Her yıl iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu sene daha ciddi yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha yüksek bir şekilde Türkiye'de bir derece yapmayı bekliyoruz. Ben onun için arkadaşlarımıza devamlı bu işin takipçisi olmalarını, benim göremediğim ama onların gördükleri şeyi bana haber vermelerini, kimin aksattıysa bunu kimsenin aksatmaya hakkı olmadığını, bir an önce bunları yapmamız ve bitirmemiz gerektiği konusunda onlarla devamlı işare yapıyorum. Dolayısıyla gün ve gün mesafe kat ediyoruz. Umarım ki en kısa zamanda Uşak Üniversitesi özel gereksinim duyan arkadaşlarımızın hayatlarını en şekilde kolaylaştıracak bir yapıya dönüşmüş olacak. Ve bunu da önümüzdeki yıla bitireceğimizi de düşünüyorum. Ve bundan sonra yapacağımız binaların projelerinde de engelli biriminde çalışan arkadaşlarımız biz evi görev alacaklar ve orada olması gereken şeyleri ve ihalede koydurmuş olacağız. Bundan sonra yapacağımız binalarda dolayısıyla özel gereksinim gerektiren arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırma için ne gerekiyorsa onları yapmış olacağız. Daha önce ihmal edilen veya görmezlikten gelen eksikleri de şimdi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sene ciddi anlamda bir ihale yaptık. Bütün binalarımızın girişlerinde bu özel gereksinimli arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben özel gereksinimli arkadaşlarımız veyahut da bugün için sağlıklı olabiliriz, bugün için hayat nasıl olduğunu bilemeyiz ama yarın kaderinin bizim karşımıza neler çıkaracağını da keşfetmek çok zor. Önceden bilmek de çok zor. Bugün dediğim gibi bir saat sonra veya iki saat sonra veya önümüzdeki gün bir trafik kazası geçirip biz de aynı şekilde olabiliriz. O nedenle bu arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elinden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Bu kaderdir. İnsanların nasıl olacağını veya nasıl yaratılacağını kimse bilemiyor. Dolayısıyla insanın kader çizgisi boyunda da başına neler geleceğini de bilmesi mümkün değil. O nedenle bugün onlarda olan şey yarın bizim de başımıza gelebileceği için gelmese dahi biz bu arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermek istiyoruz. Çünkü bu bizim sorumluluğumuz olduğunu, omuzumuzda büyük olduğunu hissediyorum ben. Dolayısıyla bütün üniversite olarak başta koordinatörlüğümüz olmak üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz ve bunda da emeği geçen bütün arkadaşlarıma ben hayatta kolaylıklar diliyorum. Ben engelli veyahut da özel gereksinimli arkadaşlarımızın daha çok çalıştığını ve daha çok başarılı olduğunu görüyorum. Onlarla bizim ciddi anlamda bir gönül bağımız var. Belli zamanlarda tabii pandemide pek araya gelemiyoruz ama daha önceki süreç içerisinde hep beraber bir araya geliyor, toplantılar yapıyorduk, onların dertlerini dinliyorduk. Ama şimdi de online olarak dinlemeye çalışıyoruz. Özellikle uzak eğitim, uzaktan eğitimde de bu kardeşlerimizin ihtiyaç duydukları gereksinimlerini yerine getirmeye çalıştık ve şu anda da ciddi anlamda da bunları iyileştiriyoruz. Ben bugünkü konuşmacımıza bizimle beraber olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve çok güzel bir konuşma olacağını da düşünüyorum. Zaman ayırdılar. Böyle anlamlı bir günde de hem kardeşlerimizle, özel gereksinimli kardeşlerimiz, hem öğretim üyelerimizle hem de bizimle beraber oldular. Belki bugün tatil olmasına rağmen zaman ayırdıkları için kendilerine müteşekkirim. İsterdik ki gönül tabii ki Uşak'ta ağırlamak isterdik. Ama inşallah bu 17 Mayıs'tan sonra hayat normale döner. Ve hocamızı da İstanbul'da, Uşak'ta da ağırlamak isteriz doğrusu. Uşak görmeye değer, en azından bir hafta sonunuzu bizim için ayırırsanız seviniriz. Ben bir kez daha toplantı düzenleyen arkadaşlarıma, koordinatörlüğe, emeği geçen arkadaşlarımıza ve konuşmacımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Belki görüşemeyiz, görüşemezsek şimdiden hepinizin bayramını da tebrik ediyorum.
Çok teşekkürler Sayın Hocam. Şimdi o zaman iki kere farklılık, engelli bireyler üstün yetenekli olabilir mi adlı söyleşimize geçmek istiyorum. Sözü size bırakıyorum Şule Hocam ve Sayın Marilen Hocam. Buyurun. Teşekkür ediyoruz Nalan Hocam tekrardan. Sayın Rektörüm tekrar hem desteğiniz hem bizimle birlikte olduğunuz için bir kez daha size teşekkür ediyoruz. Marilene Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum. Açıkçası genelde toplantıları ben açıyordum ama dedim ki bu sefer Nalan Hocam siz açacaksınız. Birazcık değişiklik yapalım dedik. Ve Rektör Hocamızın belirttiği gibi aslında biz engelsiz birim koordinatörlüğü olarak özel gereksinimli öğrencilerimizin veya akademik ya da idari personelimizin erişilebilirliğini, her anlamda erişilebilirliğini sağlama adına önemli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Biz daha çok eğitim ve sosyal ayağını yaparken aynı zamanda Rektör Hocam bize yapışları desteğiyle birlikte de mekan ayağında da daha sağlam adımlar atmamıza destek oluyor. Dediği gibi bu yıl mekanla ilgili de güzel hedeflerimiz var. Onlar da şu an süreç içerisinde yapılıyor. Umarım mekanda da eğitimde olduğu gibi birçok erişilebilirlik noktasında güzel adımlar atarız. Bir de ben aslında sizlere sevindirici olarak bir hocam belki siz söylemek isterdiniz diye düşünmüştüm ama heyecandan sanırım şey oldu. Biz bu yıl her sene YÖK'ün Engelsiz Bayrak Üniversiteler ödülüne başvuruyoruz ve bu sene de burada 5 tane ödül aldık. Bunu da belirtmek isterim. Ama hocamın gönlü hep zirvede olduğunu biliyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda da seneye de daha fazla bir şekilde enlerde de olmuş oluruz diye düşünüyorum. Uşak Üniversitesi adına da bu gurur verici güzel haberi söyledikten sonra sevgili Marilene Hocam ve konuklarım sizi heyecanla bekliyorlar. O yüzden ben tekrar bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz tekrardan hocam. Hocam ben açıkçası İstanbul Üniversitesi'nden sizi tanıyorum ama izleyenlerimizin de sizi tanıması adına ben kısaca bir sizin özgeçmişinizi okuyarak sizi tanıtmak istiyorum dilerseniz. Doçent Doktor Marilene Leana Taşçılar, 2002 yılından beri İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekler Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezlerini üstün zekalı ve yetenekli çocukların yürütücü işlevleri ve planlama becerileri üzerine yapmış olan Leana Taşçılar, üstün zekalı çocukların tanılanması, iki kere farklı çocuklar, üstün zekalarda öğrenme problemleri, beklenmedik başarısızlık, üstün zekalı çocuklarda biblioterapi ve kendi kendine öğrenme konularında çalışmaktadır. 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuş ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarla ilgili çalışmalar yapmıştır. 2013-14 yılları arasında Almanya'da Profesör Doktor Albert Ziegler'in öncülük ettiği uluslararası çalışmalara katılmış ve misafir araştırmacı olarak orada üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerle ilgili çalışmalar yapma fırsatı bulmuştur. Ulusal ve uluslararası kongrelerde ve sempozyumlarda bildiriler sunmuş, ulusal dergilerde alan hakemliği yapmaktadır. Meslektaşları ve yüksek lisans tez öğrencileriyle birlikte yazdığı özel yetenekli çocukların psikolojisi isimli kitabın editörlüğünü ve yazarlığını yapmıştır. Ayrıca 2002 yılından beri Dünya Üstün Zekalar Konseyi Türkiye Delegesidir. Hocamız aynı zamanda evli ve dünya tatlısı bir kız çocuğu annesidir. Hocam, sizi tanıttıktan sonra tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz açıkçası her yıl 16 Mayıs'ta olsun ya da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde olsun farkındalığımızı farklı bir konuda arttıralım diye böyle hep bir beyin fırtınası yapıyoruz. Bu sene biraz daha değişik bir konuya gidelim. Rektör hocamız da dedi mesela aslında özel gereksinimli bireylerin birçok başarıyı imza attığını söyledi. Biz buradan da esinlenerek ve bu benim hep içimde olmuş bir noktadır. İki kere farklılık. Yani bu konu Türkiye'de yeni yeni açıkçası hani bildiğim kadarıyla çıkan bir konu. Biraz bundan konuşalım istiyorum ben izninizle hocam. Ve direkt sizi konuşturmak için başlığımızla soruya başlamak istiyorum. Evet, iki kere farklılık yani engelli bireyler, çocuklar ya da çocuklar üstün yetenekli olabilir mi hocam? Bu mümkün mü? Yaşamda bu durumu nasıl gözlemleriz? Evet, öncelikle ben de davetiniz için teşekkür edeyim. Sorunuza cevap vermeden önce üniversitenizi tebrik ediyorum bu başarılarından ötürü. Rektör hocam çok memnun oldum sizlerle tanıştığıma. Nalan hocam, Şule hocam tekrardan dediğim gibi davetiniz için teşekkür ederim. Bu arada katılımcılarımız arasında eski öğrencilerimizin de isimlerini görmek beni ayrıca mutlu etti şu anda. Ve heyecanlandırdı da onu da ifade etmek isterim. Evet her ne kadar
oksimoron bir tabir olsa da yani engelli bir birey acaba üstün zekalı, üstün yetenekli olabilir mi diye düşünsek de ve bu bizi çok şaşırtsa da aslında bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Çok farklı özelliklere sahip olan, yani bunu iki taraflı değerlendirmemiz mümkün. Bir yandan engelli bir bireyin çok farklı alanlarda yetenekleri olduğunu görmemiz mümkün. Bunlar tabii ki toplumun ve çevrenin el verdiği oranda ortaya çıkabiliyorlar. Yani her bireyin bu yeteneklerinin ortaya çıkması çok mümkün olamayabiliyor. O yüzden bu tarz farkındalık günleri, bu tarz çalışmalar çok çok kıymetli. Değindiğiniz gibi iki kere farklı terimi sadece ülkemizde değil dünyada da çok aslında yeni yeni konuşulan terimlerden bir tanesi. Yani yeni yeni derken 70'li yıllara dayanıyor aslında. Ama bizde daha yeni, daha çok şu anda ilgimizi çeken konulardan. Ama mümkün, evet. Böyle çocukların, bireylerin varlığı mümkün. Bugün de onların özellikleriyle ilgili zaten ayrıntılı konuşuyor olacağız. Peki hocam, iki kere farklı kavramıyla kastedilen nedir? Birazcık bunu açabilir miyiz? İki kere farklı bireyler derken bir yandan özel yetenekleri, üstün zekalarıyla ön plana çıkan, diğer yandan da fiziksel, duygusal ya da zihinsel olarak yaşıtlarından farklılaşan bireyleri, çocukları kastediyoruz. Aslında günümüzde bazı meşhur örneklerden de hani yola çıkarak bunu daha iyi anlatabilirim. Örneğin Muammer Ketencoğlu isminde bir akordeon sanatçımız, bir müzisyenimiz var. Görme engelli bir birey. Fakat müzik alanında dünyaca aslında tanınmış biri. Parçalarıyla olsun, farklı müzik stilleriyle olsun pek çok yani pek çok ülkede tanınan biri. Dolayısıyla mesela o verebilecek örneklerden bir tanesi. Bir diğeri Eşref Armağan. Belki YouTube'da videolarını izleme şansınız olmuştur. Kendisi doğuştan itibaren görme engelli olmasına rağmen kendi geliştirdiği bir sistemle, renk sistemiyle, renkleri masasına dizme şekliyle çok farklı resimler yapabiliyor. Resim konusunda yetenekli. Dolayısıyla iki kere farklı bireyler derken bir, fiziksel olarak engelli olan, işte görme, işitme gibi bedensel engelli olan bireylerden bahsediyoruz. Ama sadece bununla sınırlı kalmıyoruz. Öte yandan üstün yetenekli olup zihinsel anlamda yaşıtlarından daha farklı olan, örneğin öğrenme problemleri yaşayan, dikkat sorunları yaşayan, otizm spektrum bozukluğunun içerisinde yer alan ya da Asperger sendromu yaşayan bireyler de iki kere farklı bireyler olarak düşünülebilir. Bir diğer kategorimiz de duygusal sorunlar. Yani üstün zekalı olup da duygusal sorun yaşayan çocuklar. Bunlar da işte davranış problemleri olan, anksiyetesi olan, depresyonu olan, yani literatürde bu bireyler de iki kere farklı bireyler kategorisine alınıyor. Dolayısıyla kastettiğimiz bu üç alanda, yani özel yetenekli olmasına rağmen bu üç alanda, fiziksel, duygusal ve zihinsel alanda sorunlar yaşıyor olan bireyleri ya da yaşlarına göre daha farklı olan, farklı gelişim gösteren bireyleri kastediyoruz. O zaman baktığımızda aslında her ne kadar üç alanmış gibi gözükse de altına indiğimizde birazcık daha çoğaldığını görüyoruz, değil mi hocam? O zaman karşımıza çok farklı şekilde çıkabilecek gruplar var gözüküyor. Evet. İki kere farklı grubun içerisinde. Birazcık daha hocam tarihçeye şöyle bir bakacak olursak, ilk bu kavram mesela ne zamandan beri kullanılmaya başlanmış? Bizim ülkemizde durum hani az önce değinmiştik ya, çok bilinmiyor. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz hocam? Buyurun. Evet, 1970'li yıllarda Gallagher isminde bir uzman iki kere farklı terimini ilk defa kullanıyor. Ve onun daha çok kastettiği şey özel yetenekli, üstün zekalı çocuklardaki bu farklılıklar. Fakat daha çok literatüre ve araştırma anlamında, yani teori anlamında 70'lerde geliyor ama araştırmaların yapılması daha çok birkaç, belki bir 10-15, belki maksimum 20 sene öncesine dayanan bir şey sadece. Bu alanda yapılan çalışmaların büyük bir kısmı tabii ki de çok özel bir grubun içerisinde daha da özel bir kesimden bahsediyor olmamızdan, evet, kaynaklanıyor. Yani çok nadir karşılaştığımız bir gruptan bahsediyoruz.
Fakat bu kişilerin kendilerini gerçekleştirmesi açısından çok çok önemli. Yani Deniz Yıldızı hikayesini hepimiz biliriz sanırım. Orada Evet. bir tane deniz yıldızının bile denize atılması ne kadar kıymetli. Burada da bunun gibi farklı özellikler, yani engellere sahip olmasına rağmen ya da öğrenme hayatında zorluklarla karşılaşmasına rağmen yeteneklerinin fark edilmesi ve bunlar üzerinde çalışılması çok kıymetli. Ama dediğim gibi daha çok teorik araştırmalar yapılmış, deneysel çalışmalar çok daha az ya da eğitimsel müdahale anlamında tanılamayla ilgili yapılan çalışmalar daha az. Yine de günümüzde daha da giderek artıyor. Bununla birlikte örneğin 2014-2019 yılları arasında bu 5 yıllık kesit içerisinde iki kere farklı çocuklarla ilgili yapılan araştırmaları inceleyen bir araştırmada 41 makaleye rastlanıyor. Fakat bunların hepsi yabancı. Hiç Türkiye'de bir kaynak ne yazık ki yok. Ve çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış çalışmalar. Sayı olarak da mesela Amerika gibi ülkeler ya da Avustralya gibi ülkeler biraz daha net sayılar verebiliyor. Örneğin Amerika'da 300 bin 350 bin arası iki kere farklı bireyden bahsediliyor. Avustralya'da yapılan araştırmalarda üstün zekalı çocukların %10'unun iki kere farklı bireyler olduğundan bahsediliyor. Ve genel anlamda üstünler alanında bilinen bir uzman, çalışmalarını sık sık okuduğumuz, kitaplarını takip ettiğimiz bir uzman olan Silverman, 6 çocuktan, 6 üstün zekalı çocuktan bir tanesinde iki kere farklılık durumu ile karşılaşabileceğimizden bahsediyor. Bununla birlikte dediğim gibi bunlar daha çok Amerika'da ve Avustralya'da yapılan çalışmalara dayalı sonuçlar. Ülkemizde ne yazık ki bununla ilgili bir istatistiksel bir araştırma ya da bir sayısal veri ne yazık ki henüz yok. Evet. Hocam biz de açıkçası Nalan Hocam'la birlikte bu konuyu seviyoruz ve farkındalığın artmasını da istediğimiz konulardan bir tanesi. Biz mesela son, şu an henüz bitiremedik, tamamlamadık ama sizin söylediğiniz üzerine şu aklıma geldi. Biz de yaklaşık 40 bilimsel çalışmalara baktık daha çok. Literatür taraması olmadan, özellikle üstün zeka ve otizm üzerine ne kadar çalışma yapılmış diye. Yaklaşık biz 43 çalışmaya ulaştık bu 2020 bazlı. Dediğiniz gibi mesela Türkiye'den bir tane çalışma vardı. Kalan hepsi yurt dışındandı. Dolayısıyla hani araştırması da zor. Yani bu otizm bağlamında öyle. Genel tüm gruplar bazında da baktığımızda da ne yazık ki yeni yeni eğilmesi fark edilen ve böyle bir durum da varmış diye belki yeni fark ettiğimiz bir durum dediğiniz gibi. O zaman ben birazcık da şuna değinmek istiyorum. Evet, bu madem yeni, biz ne biliyoruz? Az önce saydığımız bu gruplar, hani siz belirttiğiniz hocam, duyusal olabilir, fiziksel olabilir ya da zihinsel bir takım problemlerle birlikte eşlik eden durumlardan dolayı farklı iki kere farklılık durumları gözükebiliyordu. Bu çocukların özellikleriyle ilgili neler söyleyebiliriz? Literatür bununla ilgili neler söylüyor? Belirgin özellikleri, göze çarpan, dikkat etmeniz gereken. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Üstün zekalı çocukların en çok yaşadığı iki kere farklılık durumu öğrenme problemleri, öğrenme güçlükleri. Belki ikincisi de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Yani bu iki sorun paralel belki seyrediyor. Dolayısıyla daha çok bu çocukların yaşadıkları şeylere istinaden yapılmış araştırmalar ve özellikleri bu anlamda ortaya konmuş. Bunları dört farklı kategoride ele almamız mümkün. Öncelikle bilişsel özelliklerine bakacak olursak, bir kere tanılamayı ekstra daha sonra belki konuşacağız ama bu yapılan standart değerlendirmelerde, zihinsel değerlendirmelerde bir tutarsızlık görüyoruz bu çocukların zihinsel değerlendirme skorlarında. Yani bazı becerileri çok yüksekken bazı becerileri çok düşük olabiliyor. Orada bir tutarsızlık söz konusu. Bunun dışında sözel iletişim becerileriyle ilgili genel anlamda sorun yaşayabiliyorlar. Tabii otizm spektrumunda olanlar, Asperger sendromuna sahip olanlar bu konuda daha da büyük sorunlar yaşıyor. Bununla birlikte üstünlüklerinin getirdiği muhakeme becerileri, sorgulama becerileri daha yüksek bu çocukların yaşıtlarından.
ve genel anlamda büyük resmi görebiliyorlar. Yani o parça bütün ilişkisinde bazen o parçaların yerlerini nereye koyacaklarını bilememekle birlikte yine üstünlüklerinin getirdiği bütünü görme becerisine sahip olabiliyorlar. İşlemleme hızları daha yavaş olabiliyor. Yani bilgi işlem kuramındaki, burada işlemlemeden bahsediyorum. Burada bilgiyi alma, organize etme, hafızada tutma, işte bu süreçlerde dikkatini yönetme vesaire, bu aşamalarda hep öğrenme güçlüklerinin getirdiği ya da dikkat dağınıklıklarının getirdiği sorunlar yaşayabiliyorlar. Bununla birlikte yönetici işlevleri daha zayıf oluyor. Buradan da kastımız işte planlama becerileri, problem çözme becerileri, diğer yaşıtlarına göre daha sıkıntı yaşayabiliyorlar. Hiperaktivite eğer eşlik ediyorsa burada bir yüksek enerji söz konusu oluyor. Ve duygusal anlamda da entegre olmaları, ortama ayak uydurmaları tabii ki daha zor olabiliyor. Bunlar bilişsel özelliklerle ilgiliydi. Akademik anlamda daha tutarsız olabiliyorlar. Yani yine o testlerdeki tutarsız sonuçlar akademik hayatlarında da çeşitli derslerde, yani bazı derslerde çok iyi performans sergilerken başka derslerde daha zayıf performans sergilemelerine neden olabiliyor. Üstünlüklerinin getirdiği ileri düzey fikirler oluşturabiliyorlar. Yani bir yandan da yaratıcı çocuklar, yaratıcı bireyler. Dolayısıyla bunları ortaya, eğer ortam sunulursa ortaya koyduklarında inanılmaz yeni şeylere imza atabiliyorlar. Çünkü aslında kendilerinden bildikleri ihtiyaçlar var. Yani toplumun farkında olmadığı ama kendilerinin yaşadıkları zorluklardan kaynaklı tespit ettikleri ihtiyaçlar var ve bunun üzerine yaratıcı fikirler ortaya koyduklarında gerçekten önemli işlere imza atmış oluyorlar. Genel anlamda bu çocukların geniş bir ilgi alanı oluyor. Farklı farklı alanlara ilgi duyabiliyorlar. Ve yetenek alanları da yine farklı alanlarda böyle renkli bir yelpaze içerisinde yer alabiliyor. Ama ne yazık ki bu çocukların okullarda özellikle en çok çaba sarf eden çocuklar olmalarına rağmen, çünkü durumlarının çoğunlukla farkındalar, özellikle eğer hani öğrenme güçlüğü yaşıyorlarsa, dikkat eksikliği yaşıyorlarsa, yani zihinsel bir problem olmadığı için durumlarının ve farklılıklarının farkındalar ve daha çok çaba sarf etmelerini düşünüyorlar. Fakat uzun vadede bu devam ettikçe ve eğitimsel müdahaleler doğru bir şekilde ya da verimli bir şekilde yapılmadığında bu çocukların okula karşı motivasyonlarının düştüğünü ve isteksiz olduklarını görüyoruz ne yazık ki. Yine bundan kaynaklı özellikle de ödevlerin bu çocukların ihtiyaçlarına yönelik ya da özelliklerine yönelik hazırlanmamasından ötürü de ödevlere karşı çok olumsuz bir tutum içerisine girebiliyorlar. Hiçbir şekilde ödev yapmak istemeyebiliyorlar. Bu konuda çok dirençli olabiliyorlar. Kişiler arası özelliklerine bakacak olursak aslında sosyaller ve arkadaşlık etmek istiyorlar. Fakat arkadaşlık ortamlarında özellikle eğer öğretmenler bu çocukları dışlayıcı bir tavır, bir tutum sergilediğinde ne yazık ki arkadaşları da bu çocukları dışlayabiliyor. Ve bu da onların daha zayıf sosyal ilişkiye ve arkadaşlık ilişkilerine sahip olmasına ne yazık ki neden olabiliyor. Bu beraberinde yalnızlığı getirebiliyor. Daha yalnız kalmayı tercih ediyorlar ya da kendilerine benzer çocuklarla bir arada olmayı tercih edebiliyorlar. Ve zorbalığa da maruz kalan çocuklar olduğunu görüyoruz. Yani bununla ilgili yapılan araştırmalar da bu çocukların risk altında olduğunu bize gösteriyor. Zorbalık anlamında, zorbalığa maruz kalma anlamında. Yine yaşadıkları zorluklarla ilgili olarak sosyal ipuçlarını anlayamıyorlar. Mesela esprileri anlayamıyorlar, şakaları anlayamıyorlar. Ya da sosyal mesafe, fiziksel mesafe anlamında o gerekli mesafeyi kuramıyorlar arkadaşlarıyla ve bu da bir problem olabiliyor. Özellikle itiş kakış oyunlarında nerede duracaklarını, işte ne kadar orada bir fiziksel hani temas kuracaklarını vesaire bilemeyebiliyorlar. Yine yaşadıkları sorunlardan bir tanesi kendilerini savunamıyor olmaları. Yani haklarını savunamıyorlar, ihtiyaçlarını çok fazla ortaya koyamıyorlar. Özellikle küçük yaşta bunu daha çok görüyoruz. Yaş ilerledikçe bunu daha iyi noktaya getiriyorlar. Bireysel olarak sahip oldukları özelliklerse tabii ki çok doğal olarak eleştiriye karşı çok hassaslar. Çünkü bir yandan çok iyi yaptıkları şeyler var fakat toplum ne yazık ki ya da öğretmen ya da işte yakın çevresi, anne babaları çoğunlukla zayıf olduklarını olaylara, noktalara değiniyor ve böyle olunca da eleştiriye karşı bir hassasiyet geliştiriyorlar ve kendi
hatalarını ya da yapamadıkları şeyleri kabul etmek onlar için gerçekten zor olabiliyor. Başkasını suçlamak onlar için daha kolay olabiliyor toplumsal anlamda. Üstünlüklerinin getirdiği mükemmeliyetçilik özellikleri olabiliyor bazılarında. Dolayısıyla bir işi en iyi şekilde yapmak başlı başına zaten kaygı yaratan bir şey. Fakat yaşadıkları zorluklardan sebep bu işi zaten mükemmel yapamıyor olmaları ya da orada bir sorun yaşıyor olmaları onları ne yazık ki çok kolay pes etme noktasına getirebiliyor. Ya da daha işte demin de söylediğim gibi motivasyonlarını düşürebiliyor genel akademik konularda. Bir diğer yaşadıkları sorun da yine yaşadıkları sorun alanıyla alakalı olarak dürtüsel olabiliyorlar. Ve dürtüsel çocuklar da ne yazık ki yani yaratıcı olabilirler, üstün zekalı olabilirler, çok farklı fikirler öne sürebilirler. Ama dürtüsel oldukları kendilerini özellikle sınıf ortamında kontrol edemedikleri için bu genelde öğretmenler tarafından olumsuz bir özellik olarak algılanıyor. Ve tepkiler de öğretmenden gelen tepkiler de hani yine kendini kontrol edemedin, yine ilk sen cevap verdin. Sıranı bekleyemedin şeklinde olabiliyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi ne yazık ki öğretmenlerimizin hani bu noktadaki bilgi düzeyinin düşük olmasından kaynaklı. Hiçbir öğretmen bunu bilinçli bir şekilde tabii ki yapmıyor. Bu noktada da hani öğretmenlerimizin de farkındalıklarını artırmamız gerekiyor bu çocukların özelliklerini konuşurken. Ben aslında hocam hem saydığınız özelliklerden hem de bu çocukların yaşadıkları sorunlardan şunu görüyorum. Çocuklar anlaşılmadıklarını görüyorum açıkçası. Burada bir sanırım üstün zeka tarafı mı var? Dediğiniz gibi bir bakıyorsunuz çocuk bir şeyleri çok iyi yapıyor ama bir taraftan da bakıyorsunuz hani az önce dediğiniz gibi aynı zamanda dürtüsel bu çocuk hangisi? Yani bunu nasıl yapıyor? Ya da dediğiniz gibi çok iyi hafızası, çok iyi muhakeme becerisi çok iyi ama nasıl yazmada güçlük çekiyor? Hala yazı yazmayı öğrenemedi. Hala ne bileyim matematikte nasıl öğrenemiyor sayıları ama okuması çok iyi gibi. Sanırım biraz şey yapıyor galiba bir çelişki ben bunu görüyorum. Bunu böyle bir şey varmış gibi. Bu da benim aklıma şunu getirdi. Buradan peki madem bu kadar hani biraz karmaşık özelliklere sahip bir grup var elimizde. Biz bu çocukları tanılanmasında biz bu çocukları nasıl belirleyeceğiz? Nasıl fark edeceğiz? Bununla ilgili öneriler ya da alan yazın bize ne söylüyor hocam? Neler söylüyor? Tanılama işin en önemli kısmı. Çünkü doğru bir şekilde tanıyı koyduğunuz zaman eğitimsel müdahaleyi de ya da sosyal desteği de ona uygun bir şekilde sunmanız mümkün olabiliyor. Ama ne yazık ki en zayıf olduğumuz nokta. Yani sadece Türkiye genelinde söylemiyorum, genel anlamda dünyada da yaşadığımız sıkıntılar var. Örneğin bunlardan bu noktada karşılaştığımız en büyük sorun yanlış tanılama. Yani iki kere farklı bir çocuğu ne yazık ki sadece dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var şeklinde tanılayabiliyoruz. Ya da sadece öğrenme güçlüğü yaşıyor şeklinde tanılayabiliyoruz. Yani üstünlüğünü göremeyebiliyoruz. Uzmanlar bununla ilgili yani tanılamayla alakalı üç ayrı kategoriden bahsediyor. Birincisi üstün zekalı olarak tanılanan ama sorun yaşadığı alan fark edilmeyen çocuklar. Yani sadece üstün zekalılığı fark ediliyor. Onunla birlikte yaşadığı diğer sorunlar fiziksel bir engelse bu evet bunu fark etmek mümkün ama öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi bir sorunsa bunu tanılamak yani iki kere farklı olduğunu ortaya koymak daha zor olabiliyor ya da hiç fark edilemeyebiliyor. İkinci gruptaki çocuklar ise sadece zorluk alanları ön plana çıkan çocuklar. Yani sadece öğrenme güçlükleri, sadece dikkat eksikleri, hiperaktivite bozuklukları fark ediliyor. Üstün oldukları fark edilmiyor. Dolayısıyla yine bir eksik tanılanma söz konusu oluyor. Diğer grupta üstünlükleriyle sorun alanları birbirini maskelediği için daha çok böyle normal bir öğrenci gibi, hani sorun yaşamayan bir öğrenci gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ne üstünlük boyutu ne sorun yaşadığı alan fark edilmiyor, tanılanmıyor. Hiç tanılanmadan, hiç fark edilmeden mezun olabiliyor. Çünkü şöyle de bir şey var. Üstün zekalı çocuklar kendi kendilerine strateji de geliştirebiliyorlar bazı konularda. O yüzden örtbas edebiliyorlar ya da o stratejilerle bir şekilde mücadele edebiliyorlar yaşadıkları sorunlarla. Dolayısıyla hiç tanılanmadan, hiç tanı almadan mezun olabiliyorlar, fark edilmeden mezun olabiliyorlar. Tanılarken çok yönlü bir değerlendirme yapmamız önemli. Çünkü demin söylediğim gibi zeka testleri
bir parça bir bilgi veriyor ama oradaki tutarsızlıklar her zaman işte öğrenme güçlüğüyle alakalı daha fazla yorum yapma noktasında yeterli olmayabiliyor. O yüzden aile öyküsü almak, çocukla görüşmek, işte başarı testleri uygulamak akademik anlamda, işte çocuğun okuma yazma becerilerini değerlendirmek, sözel ifade edici dil becerilerini değerlendirmek gibi hani çocuğun kendisiyle yapmamız gereken çalışmalar var. Bunun dışında çocuğun yaratıcılık düzeylerine de bak, çocukların yaratıcılık düzeylerine de bakmamız gerekiyor. Çünkü bu üstünlük de daha paralel giden bir nokta. Yetenek alanlarını ortaya çıkarabilmek için çok çok iyi gözlem yapmamız gerekiyor ve bu gözlem de tek yönlü olmamalı. Çünkü ne yazık ki ön yargılarımız var. Yani demin konuştuk, görme engelli bir birey hani nasıl ressam olabilir ki? Bu bizim bir ön yargımız, bir perde var ne yazık ki oluşuyor gözümüzde. Dolayısıyla gözlem yaparken farklı kişilerin yorumları çok önemli. Yani hem çocuğun anne babasının, hem onunla çalışan öğretmenin, hem diğer çocukların fikirleri, çocuğun kendi görüşü, işte akran değerlendirmesinin yapılması, çok boyutlu olması çok kıymetli. Benim böyle bir öğrencim vardı. Bundan 15 belki 20 yıl olmuştur. Görme engelli bir öğrenciydi bu. Fakat çok şanslı bir öğrenciydi. Özel bir okula devam ediyordu ve matematik konusunda ileri düzey bir yeteneğe sahip olduğu fark edilmişti okulunda. Ve şöyle bir imkan tanınıyordu. Yani normalde 2. sınıf öğrencisiyken matematiği 5. sınıf düzeyinde olduğu için matematik derslerinde 5. sınıfa gidiyordu ve orada devam ediyordu eğitimine. Yani bunu sağlamak, bunu bu şekilde böyle bir imkan sunmak mümkün. Ama işte bizim ön yargılarımız ya da işte hani görme engelli birisi nasıl matematikte bu kadar ileri olabilirken, nereden öğrenmiş olabilir, nasıl öğrenmiş olabilir? Yani orada bir tezat oluşuyor ve bunu anlamlandıramıyoruz. O yüzden işte tanılama noktasında farklı uzmanların fikrini almak, hatta konsültasyon yapmak, yani bir çocukla alakalı farklı uzmanların yani gerek psikolog olsun, gerek özel eğitimci olsun, gerek psikiyatr olsun, çünkü her bir uzman kendi bakış açısıyla olayı değerlendiriyor. Ama bir konsültasyon yapıldığında farklı uzmanların görüşleri alınabileceği için daha sağlıklı bir değerlendirme yapılmış oluyor. Dolayısıyla bir nöropsikolojik değerlendirmenin de yapılması gerekebiliyor bazı çocuklar için. O yüzden bütün bunlar yapıldıktan sonra değerlendirmesi çok daha sağlıklı olacak tanılama anlamında. Evet. Yani anladım ve hani Alanya'nın ve sizin söylediklerinizden yola çıkarak, yani gördüğüm kolay bir süreç değil bu süreç. Çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben buradan. Hem ailelerin hem çocukla ilgili olacak özellikle birinci yıl gözlemcilerin, öğretmenler olsun, yine aileler olsun. Gözlemleri, verdiği bilgiler bizim için çok kıymetli gözüküyor. Ama aynı zamanda da diğer bütün çocukla ilgili şüphelendiğimiz, fark ettiğimiz noktalarla ilgili farklı uzmanlık alanlarından da bilgi toplayarak tanımlama sürecini efektif gerçekleştirebileceğimizi yorumluyorum hocam. Peki bir eklemek istediğim bir nokta daha var, hani değinmeyi unuttum ama çok çok önemli olan bir nokta, hani kesinlikle es geçmememiz gerektiğine inanıyorum. Erken tanı. Yani özel eğitimin her aşaması için, her alanı için bunu konuşuyoruz zaten. Evet. Bu çocuklar için de erken tanı çok önemli. Çünkü bu çocukların kuvvetli ve zayıf yönlerinin ne kadar erken farkına varabilirsek, onlara vereceğimiz destek, eğitimsel müdahale o kadar erken yapılacaktır. Ve her zaman için söylüyoruz, erken dönem, erken çocukluk dönemindeki destekle daha ileriki yaşlardaki destek aynı olmuyor. Dolayısıyla ne kadar erken fark edebilirsek, ne kadar erken hem üstün taraflarını besleyebilirsek, hem diğer sorun yaşadığı alanlarla ilgili önlemlerimizi ya da ilgili eğitim müdahalelerimizi yaparsak, bu kadar o çocuğun kendini gerçekleştirme yolunda ona destek olabileceğiz. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Dediğiniz gibi erken tanının da şey yapmadan, altını çizmeden çok eksik kalacaktık. Peki hocam, eğitimleriyle ilgili olarak mesela şimdi bize bakarsak, öğretmenler bu çocukların eğitimleriyle ilgili sizce yeterli bilgi düzeyine sahipler mesela bu gözle baktığımızda? Biraz bunlardan konuşup neler yapabilecekleriyle ilgili önerilerde bulunabilir miyiz? Evet, burada genel anlamda eğitim fakültelerimize baktığımız zaman, sınıf öğretmenliği programlarımıza, okul öncesi programlarımıza baktığımız zaman
genel anlamda öğretmen adaylarımız ne yazık ki özel eğitimle ilgili zaten çok fazla bilgi edinemiyorlar ne yazık ki. Yani bir ya da iki dersleri olabiliyor 4 yıllık yolculukları esnasında ve belki de hani gözlem için gittikleri kurumlarda karşılaştığı çocuklar varsa hani onlardan belki bir deneyim edinmiş oluyorlar. Ama bu çok yetersiz. Yani bunların kesinlikle artırılması lazım. Her zaman için söylüyoruz, üstün zekalı çocuklar için zaten hani çok az bilgiyle mezun oluyorlar. İki kere farklı çocuklar için çok daha az bilgiyle mezun oluyorlar. Dolayısıyla eğitim fakültelerinde aslında bu tarz seçmeli derslerin sayısının artırılması ya da bu konularda işte daha fazla seminerin düzenlenmesi, daha fazla farkındalık yaratılması bence çok çok önemli bir konu. Çünkü özellikle de okul öncesi öğretmenlerinin hani fark edebilecek belki de aileden sonra ilk kişiler oldukları için onların bu konuda ekstradan bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi fiziksel bir engel evet görebildiğimiz için oradaki sorunu daha çabuk ve hemen fark edebiliyoruz ama bir öğrenme güçlüğü olsun, bir dikkat problemi olsun ya da bir üstün zekalılık durumu olsun bunu fark etmek gerçekten bu konuda bilgi sahibi olmamızı gerektiriyor. Ama maalesef öğretmenlerimiz bu konuda yetersiz kalıyorlar. Biz onlara bu eğitimi sunamadığımız için tabii ki de. Evet. Yani bizler de daha çok çalışmalar yaparak bu alandaki belki farkındalığı arttırarak yapabiliriz. Hocam ben aslında tüm bu sohbetimizi özetleyecek bir soruyla kendi sorularımı bitirmek istiyorum. Belki dinleyicilerimizden tekrar sorular olursa merak ettikleri noktalar varsa oralara değinelim istiyorum. Şimdi hani başta dedim ya biz bu konuda farkındalık uyandıralım diye bir temayla girmiştim. Bu kavramı bilmek yani ailelere, öğretmenlere ne katacak? Yani biz bugün bu kavramı evet tartıştık. Bundan sonra belki aileleri noktasında ne gibi ışıklar yakabilir? Birazcık burayı böyle hani şey yaparsak belki o farkındalık dediğimiz şeyin artmasında bir nebze daha katkımız olur diye düşünüyorum hocam. Buyurun. Bir kere yasal düzenlemeler anlamında hakları var aslında ailelerin, bu çocuk böyle çocuklara sahip olan ailelerin. Bu hakları aslında çok iyi araştırmaları ve talep etmeleri gerekiyor. En temelde mesela üstün zekalı tanısı olan çocuklar iki kere farklı olsalar dahi okullardaki destek eğitim odalarından yararlanabiliyorlar. Bu şu anlama gelir. Tabii BİLSEM'e devam eden öğrenciler, rehberlik araştırma merkezleri tarafından tanımlanan öğrenciler için bu geçerli. Özel kurumlarda tanımlanan öğrenciler için geçerli değil. Ama bu şu anlama geliyor. Destek eğitim odasından yararlanmak demek hem ileri olduğu alanda hem kuvvetli yönüyle ilgili yani üstünlük boyutuyla alakalı hem de sorun yaşadığı alanla alakalı bireyselleştirmiş eğitim programı ya da zenginleştirmiş eğitim programı aslında uygulanabilir bu çocuğa bu anlama geliyor. Evet ders sayısı yeterli mi, içerikler tatmin edici mi? Değil ama başlangıç noktası için en azından çok önemli. Bir diğeri yani tanılamanın her zaman konuştuğumuz avantajları ve dezavantajları var. Yani bazı ortamlarda ne yazık ki bu etiketlenmeye dönüşebiliyor. Yani üstün zekalı olup da öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuk için mesela böyle bir etiket almak, iki kere farklı etiketi almak ailelerin de çok fazla istemediği bir şey olabiliyor bazen. Çünkü bu hayatı boyunca ona eşleyecek ve belki de işte bulunduğu ortamdan dışlanmasına neden olacak bir durum haline geliyor. Fakat bunun avantajları da var. İşte demin dediğim gibi mesela işte, yasal düzenlemelerden, haklardan yararlanması gibi. Aynı zamanda şu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benzer özelliklere sahip olan ailelerin bir araya gelip çocuklarıyla ilgili dertleşmeleri, sohbet etmeleri, neler yapabileceklerini konuşmaları. Yani zaten özel eğitimin tarihçesine de baktığımızda hep ailelerden hep aileler bir şeyler yapmaya çalışmış ve bugünlere gelmişiz. Dolayısıyla en çok onlar bu konuda sorun yaşadıkları için tabii birebir yaşıyorlar. Kendilerinin de aslında iyi hissedebilecekleri ortamlar yaratılmış oluyor. Dediğim gibi dertleşmek burada çok önemli. Çünkü idrak etmek çok kolay değil. Yani hepsi
şunu söylüyor. Nasıl üstün zeka tanısı almışken dikkat sorunu olabilir bu çocuğun ya da nasıl hiperaktif olabilir gibi bir bakış açısı var. Bunu daha iyi anlamak, anlamlandırmak ve sosyal destek anlamında, birbirlerine destek olmaları anlamında bence bu açıdan da çok önemli. Ama en önemli noktası kendi açımızdan özellikle bu engelleri kaldırmak, bu ön yargılarımızı kaldırmak ve birkaç kere belki aynı cümleyi kurdum konuşmam sırasında ama çok önemsediğim bir nokta. Bu bireylerin kendilerini gerçekleştirmesi için aslında yollarına ışık tutmak için çok önemli diye düşünüyorum en temelde. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben biraz kendim biz kısa tutalım, dinleyenlerden de soru gelirse diye. O yüzden aslında merak ettiğimiz çok güzel noktalar var. Bir de bugünkü şeyimiz birazcık o farkındalığı oluşturalım ve belki ben şunu düşünüyorum. İnsanların kafasında en azından bir çocuğa bakarken ya üstün yetenekliliği arama ya da biz şeyde de bakıyoruz. Diğer gereksinim gruplarında da. Evet, öğrenme güçlüğü tanısı aldı. Hani bu tanıda kalıyorlar, dediğiniz gibi etikette kalıyorlar ama şeye gidemiyoruz. Bu çocuğun evet bir yetersizliği var ya da bir üstün zekası var ama hiç mi zayıf bir yönü yok çocuğun? Ya da öteki tarafta bu çocuğun hiç mi güçlü olduğu bir yön yok, ilgi duyduğu bir yön yok. Burası aslında ikisini birleştiriyor bize, yani olabileceğini gösteriyor. Ve aslında hani siz saydınız ya hocam, bir sürü özellik var farklı farklı. Ve öğretmenler de mesela anlamakta zorlandığını düşünüyor. Bu çocuk madem hani üstün zekalı şeyini biliyor, kavramını biliyor. Öğrenme güçlüğünde, mesela biz öğrenme güçlüğünü anlatırken en son belirtilen, literatüre giren kavramlardan olduğunu söylersek, bu kavrama yönelik de az çok şimdi birçok şey yapılıyor. Ama hem üstün zekalı hem öğrenme güçlüğü. Yani o da kavramı bilmediğinde, değil mi hocam? Hani şeye bakmıyor. Yani bu çocukta bu nasıl olabilir'e bakmıyor daha çok gördüm. Bir de biz Nalan Hoca ile yaptığımız çalışmada da şeyi görmüştük. Siz erken tanıdan mesela hani bahsettiniz hocam. Bir ailenin paylaşımını hatırlıyorum oradaki bir araştırmada. Mesela ailenin dikkati burada. Çocuğun ilk etapta otizmli çocuklarda birazcık daha o erken gözüküyor ya. Hani Nalan Hocam sizin uzmanlık alanınıza birazcık şey yaptım ama otizmi fark edilmiş çocuğun ama otizm tanısı konuyor. Bir süre sonra aile tekrar çocukta farklı bir şeylerin daha olduğu noktasında ısrar ediyor. Ve sonrasında üstün yetenek tanısı mesela sonra gelmiş. İşte dediğiniz gibi kavram o kadar şey ki hani şeye, bu kavramın farkında olabilmek. O zaman çocuk evet otizmli ama yine gözlemden, dediğiniz gibi bunu bırakmayacağız ki belki böyle bir durum varsa, farklı bir nokta varsa o zaman böyle bir şey var mı'dan yola çıkarak belki çocuğu daha iyi tanıma ve uygun eğitim seçenekleri bulma yönünde bir katkı olmuş olur. Evet sayın sevgili misafirlerim, sorularınız varsa mesajdan yazabilirsiniz ya da mikrofonlarınızı açıp direkt hocamıza sorabilirsiniz. Ben bir söz isteği göndermiştim ama herhalde çok şey olmadı, farkına varamadınız hocam. Evet, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah, direkt müdahale etmek istemediğim için biraz bekledim. Evet, çok teşekkür ediyorum bu güzel etkinlik için. Gerçekten ben de bölümdeki öğrencilerimize duyurdum, işte eğitim fakültesinde dersine girdiğim öğrencilerimize duyurdum. Çok çok önemli. Kıymetli konuşmacımıza da çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok keyifle dinledim, söylediklerini kaçırmamaya çalışarak dinledim. Şule Hocam, sizin de az önce değindiğinize benzer bir şey sormak istiyorum. Dediniz ya hani önce otizm tanısı almış, sonra aile diyor ki bu başka bir şey de var. Daha sonra üstün zekalı tanısı alıyorlar. Bu benim zihnimde de şunu çağrıştırdı özellikle. Hani tamamen gözlemim doğrultusunda konuşacağım. Literatüre hakim değilim. Maylana Hocamızdan öğrenmek istediğim, işte hiperaktivitesi olan, öğrenme güçlüğü olan, dikkat eksikliği olan çocuklardan bir de üstün zekalı olmaları bekleniyor sanki. Yani bir de o tarafı var. Yani o çocuklara da böyle bir misyon, böyle bir beklenti yükleniyor. Belki yok gerçekten. Ama işte bizimki de çok hareketli, çok yaramaz, çok zeki, zehir gibi. Ama sanki bu çocukların zaten özel ihtiyaçları varken üstüne
bir yük daha, bir beklenti daha eklemek de çok ağır. Literatür bu anlamda neler söylüyor? Bir de hani çok naif bir dinleyici olarak söylüyorum, literatüre hakim olmayan biri olarak söylüyorum. Dolayısıyla burada farkındalık yaratırken ne kadar detaylı işlenmesi gerektiği önemi de ortaya çıkıyor. Hani ifade ederken siz çok güzel ifade ettiniz. İşte 5 tane üstün zekalı öğrencimiz varsa bunlardan 5'te biri mesela, 6'da biri genel anlamda diğer işte özel gereksinim gerektiren durumları da yaşıyorlar. Sanki böyle müthiş arada bir korelasyon varmış gibi algılanıyor sanki toplumda. Hiperaktivitesi olan, işte dikkat eksikliği olan çocukların üstün zekalı olduklarına dair bir varsayım var. Bu o çocukların üzerine ekstra bir psikolojik yük de bindiriyor diye gözlemliyorum sadece. Dolayısıyla farkındalık uyandırırken ne kadar ayrıntılı olması gerekir bu farkındalık kampanyalarının, etkinliklerin, literatür genel anlamda burada ya şu çok önemli bir şey dediği bir yer var mı? Çok uzattım, kusura bakmayın ama böyle heyecanlandım. Cevabınızı bekliyorum hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü özellikle aslında Şule hocam söylerken onu araya girip bölmek istemedim ama ifade etmek istediğim bir nokta vardı. O da şu, özellikle otizm spektrumunda olan ya da Asperger sendromu yaşayan çocukların ailelerine sonradan çocuğunuz sizin üstün zekalı dediğiniz zaman bu onlarda ekstradan bir umut ışığı şeklinde de algılanabiliyor ve Ezgi hocamın söylediği gibi inanılmaz bir beklentiye girebiliyorlar ve aslında çocuğun sahip olmadığı ya da hiçbir zaman olamayacağı özelliklerle de alakalı beklentileri olabiliyor. Şimdi bu konuda kesinlikle katılıyorum. İki farklı bakış açısıyla bakmamız gerekiyor olaya. Birincisi, demin şeyden bahsettim. Hani tanılama yaparken, tanılanırken çocuklar 3 farklı kategoride tanılanıyorlar büyük bir olasılıkla. Şeye bakmamız gerekiyor. Yani önce üstünlüğü mü fark edilmiş yoksa önce sorun alanı mı fark edilmiş? Bir buna bakmak lazım. Bir diğer yaşadığımız sorun da dediğiniz gibi özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu konusunda çok yaşıyoruz biz bunu. Toplumsal olarak hiperaktif çocukların çok zeki olduğuna inanıyoruz. Yani bu bir yanlış bir kanı. Dolayısıyla şöyle bir yanlış anlaşılma var. Üstün zekalı çocuklar evet bazen sınıfta özellikle ihtiyaçları karşılanmadığında ne yapacaklar? Boş zamanlarını nasıl geçirecekler? İşte yaramazlık yaparak, hareketli olarak, bir başkasını rahatsız ederek. Dolayısıyla bu çocuklar öğretmenler tarafından hani üstünlükleri hiç fark edilmiyor, ihtiyaçları da karşılanmıyor ama bir tanı almak üzere bir psikiyatra yönlendirildiklerinde psikiyatr da onları bakış açısıyla değerlendirdiğinde çocuğa ne yazık ki sadece dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı koyarak gönderebiliyor çocuğu. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ailelerle konuşurken demin söylediğim şey çok önemliydi. Konsültasyon yapmak. Yani tek bir uzmanın, çünkü mesela şunu da görüyoruz. Ne yazık ki psikiyatrlar özel yetenekli çocuklarla, üstün zekalı çocuklarla ilgili çok fazla bilgi sahibi değiller. O yüzden kendi bakış açılarından değerlendirip işte bu hangi kategoriye giriyor? DSM tanı kriterlerine göre hani nerede yer alıyor? Daha çok hiperaktiviteye uygun gibi görüp hani o şekilde değerlendirebiliyorlar. Oysa bir özel eğitimciyle birlikte, bir psikologla birlikte çalıştıklarında ve böyle bir ekip işi ortaya çıkardıklarında çok daha doğru tanılar koymamız mümkün oluyor. Doğru tanı demek, aileyi doğru yönlendirmek demek. Ve dolayısıyla da hani çocuktan neyi ne kadar bekleyebiliyoruz, ne kadar bekleyeceğiz? Bugün neyi ne kadar bekliyoruz, gelecekte ne kadar bekliyor olacağız? Hani bununla ilgili de aileye çok ayrıntılı bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Beklentilerin sağlıklı düzeyde olması çocuğun psikolojik gelişimi için çok çok kıymetli. O yüzden çok teşekkür ederim Ezgi Hocam bu konuya değindiğiniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Çok aydınlatıcı bir cevap oldu. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Şule Hocam sesiniz kapalı. Mikrofonunuz kapalı. Pardon. Mesajlar kısmında sanırım bir soru gördüm. Ona bir bakalım. Hocam üstün yeteneklerin müfredat dışı öğrenim gördükleri bilsemler sizce eğitimlerinde ne kadar etkili? Herhalde iki kere farklılıkla bağlantılı diye düşünüyorum. Hani iki kere farklılığın eğitimiyle bir bağlantı var mı acaba Ömer Hocam? O doğrultuda mı sordunuz? Belki bu bağlamda şey yapabiliriz ya da diye düşündüm tabii. Ama. Yani bu bağlamda düşünecek olursak eğer tanılı değilse, yani iki kere farklılık durumu ön planda değilse
Bilsem de zaten bununla ilgili ne yazık ki ekstradan bir şey yapılmıyor. Çünkü fark edilmiyor. Bir de şöyle bir durum var. İki kere farklı olan öğrencilerin Bilsem'i kazanma olasılıkları daha düşük oluyor. Çünkü toplu değerlendirmelerde, işte tablet değerlendirmesinde ya da bireysel değerlendirmede çok daha farklı şeylere takılabiliyor bu çocuklar. Yani dikkatleri dağılabiliyor, çabuk bitireyim diye düşünebiliyor, hızlı yapmak en iyi yapmaktır diye algılayabiliyor. Mesela tabletten hani hiç soruları okumadan geçebiliyor ya da arkadan bir ses duyuyor, dışarıdan bir ses duyuyor, hemen dikkati dağılabiliyor. O yüzden iki kere farklı çocukların Bilsem'i kazanma ya da işte diğer yani farklı değerlendirmeler yapılmadan tek tanıyla, tek kriterle değerlendirmeleri gözümüzden pek çok özelliğin kaçmasına neden oluyor. Ve dediğim gibi yani Bilsem sınavlarında ne yazık ki elenebiliyorlar bu çocuklar. Evet. Dolayısıyla o sürece hiç dahil bile olamayabiliyorlar. Evet. Teşekkür ederim hocam. Hocam bizden bir soru var. Mehmet hocam bir soru soracak galiba. Evet Mehmet hocam seni dinliyoruz. El kaldırmışsın. Yokmuş galiba. Başka soru var mı? Benim görmediğim direkt şey yapabilir. Buradan baktığımda el kaldırma. Yok evet. Galiba. Başka yok gibi gözüküyor hocam. Vallahi çok teşekkür ederiz hocam. Bence keyifli oldu bizim açımızdan. Birazcık ufkumuz açıldı diye düşünüyorum. Rektör hocam sizin bir sorunuz var mı hocam son olarak? Hocam teşekkür ederim. Ben hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok güzel konulara değinmiş oldu. Şunu fark ettim ve biraz önce konuşma esnasında ben daha önce Amerika'da kaldığım zaman bir görme engelli bir arkadaş vardı. Yan yanaydı odalarımız. Fakat hukuk fakültesinde okuyordu. Tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyordu. Hatta tıraşını da kendi yapıyordu. Saçlarını kendi tıraş ediyordu. Yani o kadar şeydi. Dolayısıyla şu olabilir belki yani matematiği öğrenmek çok zor olmayacağını düşünüyorum görme engelli bir insan için. Ve görme engeli de fazla şey olmadı. Zihninin de dağılmadığını düşünüyorum ve daha çok bunun üzerine konsantre olduğunu aslında dolayı çok iyi bir matematik mesela Hafkin, Profesör Hafkin biliyorsun Nobel ödül aldı. Fizikçidir kendisi. Hafkin sadece başın dışında herhangi bir yerini hareket ettiremeyen bir bilim adamıydı. Dolayısıyla bunu çoğaltmak mümkün. Ancak resim yani görmeyen bir engelli kardeşimizin resim çizmesinin doğrusu nasıl olduğunu ben merak ediyorum. Yani kabartma mıdır resimler, bu yaptığı resimler yoksa aynen bizim yaptığımız gibi resim? Onu nasıl sezgiliyor onu doğrusu merak ettim. Onu biraz açarsanız sevinirim. Hocam Eşref Armağan diye YouTube'a yazarsanız nasıl yaptığını orada çok güzel gösteriyor. Bir kere yanında bir yardımcısı var ve kalemleri renklerine göre sıralıyor. Hangi rengin en başta olduğunu yani o sıraları biliyor. En başta kırmızı var sonra mavi var vesaire. Ve ondan sonra işte bir bulut çizmek istediğinde bulutu çiziyor vesaire. Ama bir video mu paylaşacaksınız Şule hocam? Evet. Ben hocam yok. Hani siz anlatırken şey olsun diye resimlerini göstermek adına paylaştım. Hı-hı. Buyurun. Benim bildiğim kadarıyla kabartma değil resimleri. Yanılıyor da olabilirim. Çok emin değilim ama. Dolayısıyla bence çok enteresan. Stephen Hawking evet. için de hocam değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim de vermek istediğim örneklerden bir tanesiydi. Çok çok kıymetli bir bilim insanı. Fakat 20'li yaşlarında tekerlekli sandalye mahkum kalıyor ve hiçbir bedenin hiçbir yerini kullanamıyor. Fakat ona sunulan teknoloji, yani bilimin yani kendi araştırdığı anlamda bu kadar kendini geliştirmesi ve bilime bu kadar katkı sağlaması, İşte yapay zeka ile oluşturulan o bilgisayarla elmacık kemiğindeki küçük parçacığın onun işte düşüncelerini okuması ya da ne söylemek istediğini bize aktarabilmesiyle sağlandı. O yüzden çevresel imkanlar, bizim sunduğumuz imkanlar, bizim bu insanları fark etmemiz, işte onların kendilerini gerçekleştirme noktasına sunduğumuz ya da yaptığımız küçük dokunuşlar, yani bu bir rampa bile olabilir. Dolayısıyla çok çok önemli. O yüzden ben tekrar tebrik ediyorum üniversitenizi. Bu kadar hani bu alana emek sarf ediyorsunuz ve gerçekten bu insanların hayatlarına dokunuyorsunuz. Çok kıymetli hocam.
Efendim biz çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Güzel bir konuşma oldu. İnşallah yakın bir zamanda Uşak Üniversitesi İnşallah. Kampüsünde görüşmek dileğiyle. Size sağlıklı günler. Şimdiden bayramımızı tebrik ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler hocam. Hocam biz aslında 2015 yılında ben ilk geldiğimde burada Eşref Armağan'ı davet etmiştik Uşak Üniversitesi'ne. Hatta 3 Aralık Engelliler Günü etkinliğinde tanışma fırsatı bulmuştuk. Hatta resim yapmıştı, canlı olarak resim yapmıştı, söyleşi yapmıştı. Gerçekten ondaki hani o tüm öyküsünü zaten hem resim yapıyor hocam hem anlatıyor böyle nasıl başladığını sürece. Çok güzel bir öyküsü var Marlene hocamın dediği gibi. Belki şey yaparız hocam, tekrar onu da davet edebiliriz başka bir şeyde. Bizzat kendisinden de dinleriz. Bunu da belirteyim. Bu arada çok teşekkür mesajlarımız var. Değerli bilgileriniz için Marlene hocam size çok teşekkür ediyorlar. Ulubey Meslek Yüksekokulu öğrencileri için çok faydalı olduğunu belirtiyorlar. Sağ olsunlar, çocuk gelişim bölümünden bayağı şimdi misafirimiz oldu. Hatta çoğu katılamadı ilk etapta. Ben teşekkür ediyorum. Bakıyorum yanıtlamadığım, bakmak istediğim bir şey. Nimet Yaltırık teşekkür etmiş, Gönül Hocam teşekkür etmiş, Asel öğrencimiz tekrar teşekkür etmiş, Dilek Aydın tekrar teşekkür etmiş, çok sağ olun. Sanırım bir Beyza buradaydı hocam. Bizim bir engelsiz öğrenci temsilcimiz var. Beyza buralardaydı. Bir son evet, o sesten hocam. Hoş geldin Beyza. Hoş bulduk hocam. Öncelikle hocamız hoş geldi, sefalar getirdi. Bize kıymetli vaktini ayırdığı için tekrardan hoş geldin. Yani diyorum. İnşallah pandemiden sonra Uşak'ta ağırlamak istiyoruz hocamızı. Benim şurada dikkatimi çeken şey oldu. Hocamız dedi ya, görün engelli bir öğrenci matematik yapıyordu. Hep şöyle olur. Ben bir görün engelli olarak hep bana dediler ki sen matematiği yapamazsın. Matematik zordur. Görün engelli matematiği yapamaz dediler sürekli bana. Ve ben hep bu ön yargılarla yaşadım. Matematiği sen yapamazsın diye. Lisede bir hocam dedi ki birlikte sınav yapıyorduk. Ya yani sen matematiği aslında yapabiliyormuşsun dedi. İnsan ön yargılarından hani şey yapması lazım. Şu ön yargıları, içindeki ön yargıyı atması lazım yani. Aslında yapılabilir ama tabii ki de birazcık üzerine düşmek lazım matematik konusunda da. Diye düşünüyorum yani. Bu benim dikkatimi çekti. Anımı hatırlattınız bana. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Rektör hocama özellikle teşekkür ediyorum. Her konuda destekçimiz olduğu için. Her daim yanımızda olduğu için. Yani tekrar tekrar diyorum, bir daha üniversite okuyacak olsam yine Uşak Üniversitesi derim yani. Teşekkür ederiz Beyza'cığım. Sağ olasın. Rica ederim hocam. Sanırım başka el kaldıran göremedim. Mesajlarda da başka bir soru görmedim. O yüzden hocam son olarak siz bir şey söylemek ister misiniz? Sayın Rektörüm, Marlene Hocam, eğer sizlerin bir şeyi varsa alalım son cümlelerini. Yoksa kapatabiliriz. Buyurun. Ben tekrar teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İnşallah pandemiden sonra ben de sizi ziyaret etmeyi çok çok isterim. Çok sağ olun. İnşallah hocam. İyi bayramlar diliyorum ben de. Çok teşekkürler hocam. Evet, ben de düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir söyleşi oldu. Anlamlı bir söyleşi oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sizler de öyle hocam. Çok teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Hocama tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler. Nalan hocam, son sizden şey yapalım. Komutatörüm. Gerçekten çok güzel bir söyleşiydi. Bilgilendirici bir söyleşiydi. Bu arada herkese de şimdiden bayramınız kutlu olsun diyorum. Görüşmek üzere diyorum hocam. Uşak Üniversitesi'nde sizleri ağırlayacağız inşallah. Ağırlayacağız diyorum. Ağırlamak istedim mi? Ağırlayacaksak sözümüzü alıyoruz. Görüşmek üzere diyorum hocam. Çok teşekkürler. İnşallah. Hocam evet, onu da mutlaka dediğim gibi kesin alıyoruz. Bizim Marlene Hoca'yla zaten eski bir hukukumuz var. O hukuka binaen de gelecek diye zaten hep gelmeyi çok istiyorlardı Uşak'a. Bahaneyle inşallah davet edeceğiz ve canlı daha böyle karşılıklı sunumlarda daha detaylı olarak inşallah güzel etkinlikler yapacağız. Çok teşekkürler hocam bilgileriniz için. Sağ olun. Birçok öğrencilerimiz hala bize teşekkür mesajlarını sunuyorlar. Onlara da geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Daha yani bilim yolunda, farkındalık yolunda umarım
küçük de olsa bir katkı sağlamıştır. Bakacağımız noktalara, ne yapacağımız noktasında birazcık ışık yakabildiysek hocamın vesilesiyle inşallah ne mutlu bizlere diyorum. Teşekkür ederim hocam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.